Ne olmuş lan ona? Ne var lan, taş gibi kızıştı. Önceden de güzeldi bu da. Şimdi böyle bir daha bir süslü püslü, bir 10 numara olmuş yani. Bak kedi İsmail, işine geleni nasıl diyorsun lan Köftör? Ya ne diyorsun be? Ulan sabahtan beri derdimi davamı anlatıyorum sana, ekmek kavgamı anlatıyorum. Aval aval bakıyorsun suratıma. Mevzu önceden açıldı, 2 dakikada kurt kesildin ha. Kanka bak, ben sana bir şey söyleyeyim, bu kız tekin değil. Yakarsın başını, akıllı ol. Ya bir yürü git birader işine ya. Gidiyorum zaten. Tamirhaneye bakacağım, belki iş vardır. İyi, ben de bir işte durağa uğrayacağım. Belki bir taksi maksi bir şey ayarlanır. Akıllı ol ha. Ya aptal aptal konuşma hararet kardeşim. Yapma. Hoş geldin. Gel bakalım. Al şunları. Bu iş burada bitti, tamam mı? Bu kadar. Ne bu? Altın bunlar. Altın biriktirmek pek senin tarzın değil ama. Daha ne istiyorsun önce işte? Bozdur bozdur harcarsın. Karının bunlar değil mi? Bana bak. Bana bak Yonca. Şansını çok zorluyorsun. Yeter artık, tamam mı? Bitti diyorum sana, yeter. Bana bak. Ya ne yapıyorsun sen be? Çek elini. Ben senin ezik karına benzemem ha. Çek diyorum sana ya. Ya. Şu fotoğrafları hemen vereceksin bana. Ya lan! Hayırdır birader, sen ne ayaksın öyle? Ya. Bir şey yok, bir şey yok. Şevket Bey de gidiyordu. Değil mi? Kim bu herif Yonca? Ne istiyor senden? Ne isteyecek canım? Benim eski patronum. Ya ben işten ayrıldım. İşte o da zor durumda, bıraktın beni falan filan dedi. Yani iş kavgası ya. İyi de sen sipahi hastanesinde çalışmıyor muydun ya? Canım oradan sonra bunun yanına geçtim işte. Ya hadi İsmail hadi. Valla mahallemizin kızı muhabbeti hiç çekemeyeceğim ha. Hiç gelemem öyle şeylere. Hadi hadi. Şevket. Şevket. Şu kasayı açsan da 3-5 altın bozdurup göndereceğim. Altın maltın yok Mevlüt'e. Kurban olayım Şevket. Söz verdim abime. Ya yazıktır ama senet ödeyecek bugün. Ne olur yapma Şevket. O benim birikmiş param. Ya ne olur içinden 3-5 altın versen. Tepemde vır vır vır. Ya altın maltın yok. Kapa şu çeneni. Ama ben dün abimle konuştum. Ona söz verdim, bugün gönderim. Onlara 5 kuruş yok, anladın mı beni? 5 kuruş yok. Bu çeneni açıp da bir daha altın dersen o çeneni öyle bir kapatırım ki. Yürü git şimdi buradan. Yürü git. Niye ağlayayım ben? Oğlunuzun derdinden başka ben niye ağlayayım? Mebrur'a uzatma da anlat. Şevket altınlarımı aldı. Siz biliyordunuz hani ben bazen harçlıklarımdan böyle kenara koyduklarımdan biriktirip altın alıyordum. Sonra abim aradı. Senedi varmış, günü gelmiş. Ben birkaç tanesini bozdurup ona gönderecektim. Sonra Şevket... Tamam anladım. Nereye koydu altınlarını? Kasaya koydum. Ya öyle dedim. Gel, gel benim.
sizin bu işlerinizden çok sıkıldım. Yani gerçekten çok sıkıldım. Yok. Nasıl yok? Senin altınların yok Mebrure. Ama aldı. Kasaya koyacağım dedi. Ben söz vermiştim abime Cahide Hanım. Dün söz verdim. Şevket. Karının altınları nerede? Bu mu yani? Bu kadar mı? Ya ben sana bir ton altın verdim. Hepsi çeyrek abla. Dedim sana altın düştü. Çıkmasını bekleyeceksin artık. Şaka mı bu ya? Şaka mı? Ver şunları bana, ver. Ver. Ay Allah'ım ya. O altınları derhal getirip karına teslim edeceksin. Anne, bak bu işe sen karışma. Sen karışma diyemezsin bana, haddini bil. Benim evimde hırsızlar gibi yaşayamazsın. Anne. O altınlarla ne yaptığını derhal anlatacaksın. Anne, ya bu kadın için mi beni azarlıyorsun? O kadın yüzünden değil. Neler karıştırdığını merak ettiğim için. Bak Şevket, eğer bu işin altından da bir rezalet çıkarsa... ...bu evde bir gün daha duramaz. Gonca, o altınları hemen bana geri vereceksin. Anladın mı beni? Ah, güzel espri Şevket. Aynen senin dediğin gibi yaptım. Altınları bozdurup harcadım. Allah kahretsin. Aa, ama sürpriz. Dişimin kavuğuna bile yetmedi. Ben para istiyorum. Altın mı altın değil. Biz seninle anlaşmıştık, tamam mı? Benden 5 kuruş daha alamazsın sen. Hem ayrıca altınları bozdurmuşsun. Anlaşma bitti. Buraya kadardı. Bitti artık, tamam. Bak sen. Ya hatta camdan baksana bir. Orası değil. Diğer taraf. Hadi bak, bak. Madem baktın, hadi bir de bana kapıyı aç ha. Yonca. Yonca tamam dur, dur. Dur tamam halledeceğim. Ne istiyorsan yapacağım. Tamam. $100,000 istiyorum. Ne? Bu taksit işi seni de beni de fazlasıyla yoruyor Şevket. Peşin peşin halledelim bitsin bu iş ha? Yonca bak benim o kadar param yok. Yani annem bütün hesaplarımı dondurdu. Şu anda 5 kuruş param yok diyorum sana. Yazık. Ay Şevketciğim ceza almış ha. Kıyamam. Kimden nereden bulursun bilmem. Ama 24 saat zamanın var. O para yarın tam bu saatte hesabıma geçecek. Yoksa bu iş biter. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.